Beni Pek Badırgalı, Türkiye Kas Hastalıkları Derneği SMA Komisyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesiyim. Aynı zamanda SMA tip 2 hastası Ece Boyacıoğlu'nun teyzesiyim. Kimya mühendisiyim. Pazarlama ve iletişim alanında çalışıyorum uzun yıllardır. Kas hastalıklarıyla tanıştığımdan beri de gönüllü olarak gerek Kasler yapısında gerek Ecelere Umut Ol platformu üzerinden farkındalık çalışmaları yaratmaya ve hastalarımızı, toplumu bilgilendirmeye çalışıyorum. Yeğenim Ece Boyacıoğlu aslında normal doğumla dünyaya gelen ve 1 yaşına kadar da bütün süreci normal ilerleyen bir bebekti. 12 aylıktan itibaren yürümesinin geciktiğini gözlemledik. Aslında sağlıkçı bir ailede olmamıza rağmen insan belki kendi çocuğuna da bazı hastalıkları konduramıyor ve olumlu yönde düşünmeye çalışıyor. Dolayısıyla biraz süreci de ötelemiş olduk. 15 aylıkken doktor gezmeye başladık. Önce çocuk doktorları gördü. Birçok çocuk doktoruna gittik. Yürümeyen çocuk mu var? Yürür deyip eve geri gönderildik. Sonrasında nörolog bir arkadaşımızın sayesinde EMG testi yaptırdık. Bu testte maalesef çok eziyetli bir test. Vücuda sinyaller gönderiyorlar. Elektromanyetik sinyaller gönderiliyor ve çocuğun tepki verip vermediği gözlemleniyor. Bu testin neticesinde gerek alt ekstremitede gerek üst ekstremitede bazı sinyallerin alınmadığını ve yorumlanmadığını ve harekete dönüşmediğini fark ettik. Doktorumuz bize iki ihtimalden bahsetti o dönem. Beyin omurilik kanalında bir darlık olabilir. Bundan dolayı iletiler gitmiyordur ve eğer sorun buysa bunu bir operasyonla o kanalı genişletip sorunu çözebiliriz. Ya da ikinci bir ihtimal var. Bu ihtimal çok yüksek değil çünkü akraba evliliği yok. Dolayısıyla genetik teste bakılan bir hastalık var. Ona da bir bakalım. Kanınızı verin, ona da bir bakalım şeklinde. MLPA testine gittik ve bu testin sonucunda da maalesef SMA hastası olduğunu öğrendik. O dönemde yeğenim 16 aylıktı. Tabii teşhisi aldığımızda işte dünyada tedavisi yok. Çocuğunuzu bekleyen gelecek bu. Tekerlekli sandalyede uzun yıllar oturacak. Sonrasında zaten hani giderek kaslar eriyecek ve tamamen işlevini kaybedecek. Uzun süreler yatağa bağımlı olma ve hatta işte kasların atrofiye uğraması sonucunda ellerin, kolların geriye bükülmesi gibi çok zor bir sürecin bizi beklediğini öğrendik. Tabii bir hasta yakını olarak bütün imkanları değerlendiriyorsunuz. Bütün araştırmaları yaptı. Bütün makaleleri okuduk. O dönemde bir takım ilaçların denemesi vardı. Bunları doktorumuza sorduk. Ama tabii bunlar henüz çok deneme aşamasında. Şu anda yapabileceğiniz bir şey yok. Bir an önce aslında bununla yüzleşin ve kabullenin şeklinde yönlendirildik. Aslında Avrupa'ya da gidebilir miyiz? Yeter ki hani çocuğumuz tedavi olsun. Gerekirse işte yurt dışına gidelim. Orada yaşama imkanlarını değerlendirelim. Bunları da sorguladık. Sağ olsun Türkiye'deki doktorlarımız da çok hepsi iyi hekimler. O anda bir tedavi olmadığında bize hani Avrupa'ya giderseniz oralarda engellilere daha iyi bakıyorlar. Türkiye'de engelli bireylerin işte hayata karışması gerek fiziksel koşullardan dolayı gerek işte bu sosyal bariyerlerden dolayı çok fazla kolay olmuyor. Yurt dışına giderseniz tabii çocuğunuz için biraz daha yaşam standardı yüksek bir hayat sürebilirsiniz dediler. Açıkçası çok travmatik bir dönemdi bizim için. Bir 3 ay boyunca ağlama dönemimiz oldu. Kardeşimle eşi başka bir yerde oturuyor. İşte ben Ece'nin teyzesiyim. Ben başka bir yerde oturuyorum İstanbul'da. 3 ay boyunca her gün iş çıkışı kardeşime gittim. Her gün 3 ay boyunca ağladım. Ya bunu nasıl aşacağız? Çocuğumuz büyüdüğünde nasıl anlatacağız? Bir kız çocuğu işte tekerlekli sandalyede olacak. İşte ilk gençliğinde bunu ona nasıl anlatacağız? Nasıl bir hayat bekliyor? Çok fazla soruyla karşı karşıya kaldım. Ve en sonunda bizim travmadan çıkışımız da şöyle oldu. Aslında mutluluk fiziksel koşullara bağlı olan bir şey değil. Fiziksel koşullar beden olarak da koşullarınız. Mutluluk bir ruhsal statü durumu. İç huzuru bulursanız ve mutlu olursanız hani fiziksel hiçbir koşula da bağlılığınız yok sonuç olarak. Biz o travmadan bu şekilde çıktık kısacası. Bizim çocuğumuz evet böyle bir durumla dünyaya geldi. 10 bin kişide bir görülen bir hastalık. Türkiye'de 6 ila 8 binde bir görülen bir hastalık. Bir şanssızlıkla dünyaya geldi. Ama biz onu çok sevdiğimizi ona hissettirir ve ona kendi kendine mutlu olmayı öğretebilirsek zaten başka bir şey vermemize gerek yok deyip travmadan bu şekilde çıktık açıkçası. Ben kendi tarafımda da şöyle çıkmıştım. Çok fazla işte SMA hastalığını ilk kez yeğenimden dolayı duydum ve ondan sonra çok fazla okumaya, araştırmaya başladım. Aynı zamanda iletişim ve pazarlama yöneticisiyim. Uzun yıllardır bu işi yapıyorum.
Şöyle inandım. Yani evet, yeğenim bu hastalıkla doğdu. Türkiye'deki birçok insan bu hastalığın farkında değil. 40 ila 50 kişiden bir tanesi hastalığın taşıyıcısı. Bunun bilinmemesi çok üzücü. Belki yeğenim insanlara bu hastalığı bilinmesine vesile olacak ve ben de onun işte daha çok tanınmasına, bu hastalığın daha çok bilinmesine yardımcı olacağım ve birçok insana vesile olacak kurtulmasına diye kendi kendime hayal ettim. Ve bir şekilde de öyle oldu. Tedavinin bulunmasıyla birlikte gerçekten Ece'ye umut ol bulaş kampanyasını yaptım ve bu sayede hastalığın duyulmasına çok fazla Ece'nin katkısı oldu, kampanyanın katkısı oldu. Umarım daha da çok bu bilinirlik anlamında, farkındalık anlamında daha da çok projeler, aktiviteler yapabiliriz. Anne adaylarından başlayalım. Eğer bir kadın gebelik sürecine girdiyse onun SMA taramalarını yaparsak hasta çocuk doğup doğmayacağını görmüş olacak. Dolayısıyla ona göre bir karar verebilecek. Devletimizden rutin olarak SMA genetik taramalarının yapılmaya başlanmasını rica ediyoruz. Çünkü hastalık 40 ila 50 kişiden birisinde taşıyıcı olarak kendini gösteriyor. İki tane taşıyıcı bir araya gelir çocuk yaparsa %25, dörtte bir oranında her gebelikte hasta çocuk doğma ihtimali var. Biz bu taramalarla bu hastalığın önüne geçebiliriz. Birincisi, kadınlar taşıyıcı olup olmadıklarını bilirlerse ona göre zaten hareket edebilirler. İkincisi, sadece anne adaylarından gidebiliriz. Eğer örneklerimi küçülteceksek, daha küçük bir topluma bu testleri yaptıracaksak, anne adaylarından gittiğimizde de eğer SMA taşıyıcısı olduğunu fark edersek anne karnında bebeğe zaten test yapılarak SMA hastası olup olmadığı anlaşılabiliyor. Spinraza ilacı anne karnında da uygulanabilen bir ilaç. Bildiğim kadarıyla ve Türkiye'de de çok erken aşamada bu ilaç uygulandı. Gerek anne karnında, gerek doğar doğmaz bu ilaç uygulandığında etkileri çok daha yüksek oluyor. Dolayısıyla taramaları yaparsak hastalığın önüne geçme imkanımız yüksek olur. Sonrasında bu tedavi yüksek maliyetlerle ve maalesef bu zorlu mücadelelerle uğraşmayız. Bir ikincisi, iki tane taşıyıcı çocuk yapmak istediğinde illa hastalıklı çocuk mu dünyaya getirecek? Hayır, bunun da çözümü var. PGT yöntemiyle iki tane taşıyıcının sağlıklı çocuk dünyaya getirmesi de mümkün. Tüp bebek yöntemiyle hastalıklı genler, mutasyona uğrayan genler ayrıştırılıp sağlıklı genler anne karnına enjekte ediliyor ve tamamen sağlıklı bir çocuk dünyaya getirilebiliyor. Devletimizden bir diğer önemli beklentim de PGT yönteminin ücretsiz olarak yapılmaya başlanmasıdır. Şu anda aileler, bazı SMA aileleri çocuk yapmak isteyenler PGT'ye başvuruyor ve özel hastanelerde çok ciddi maliyetler ödeyerek bu yöntemi yaptırıyorlar. Genel olarak özetlersem devletimizden beklentilerimizi birkaç başlıkta toparlamak istiyorum. Bir, mevcut hastaları kurtaralım. Bunun alt başlığı nedir? Bunun 3 tane alt başlığı var. 3 tane farklı tedavimiz var. Bir tanesi mevcut verilmekte olan spinraza ilacımızın 4 ayda bir düzenli olarak verilmesi. 2. Oral yolla alınan ilacımızın hızlı bir şekilde geleceğinin sinyalini aldık. Bunun da hızlı bir şekilde DGK kapsamına alınarak spinrazayı hali hazırda alamayan hastalarımıza bu ilacın verilmeye başlanması ve onların da bir an önce tedavisine kavuşması. Başlığımızın diğer önemli alt başlığı gen tedavisi. Hastalarımız, ailelerimiz çaresizce bağış kampanyaları düzenli ve hiç kolay olmuyor bu kampanyalar, emin olun ki. Gece gündüz ben nasıl para toplayacağım? Hangi ünlüye ulaşabilirim? Hangi haber kanalına çıkabilirim? Başka ne yapabilirim? Nereden ne satabilirim diye bu aileler düşünüyor. Bunların, bu ailelerin hepsi aynı şartlara sahip değil. Çok zor oluyor bu kampanyalar. Devletimizden vurguluyorum, lütfen gen tedavisini Avrupa Medikal Ajansı EMA'nın onayladığı şekilde hastalarımıza getirsin ve biz de bu çok umut verici tedaviyi alalım. Bizim de çocuklarımız inşallah 5 sene sonra yürümeye, dans etmeye başlasın. Çünkü Amerikan SMA konferansında gösterilen buydu. Biz bunu gördük ve biz de buna erişmek istiyoruz. Her aile ister bunu. İki, hastalığın önüne nasıl geçeceğiz? Önleme. Bunu taramalarla yapacağız. Genetik taramaları, MLPA testlerini rutin olarak devletimiz yapmaya başlaması en büyük dileğimizdir. Amerika'da son 2 yıldır aktif olarak uygulanmakta olan Newborn Screening Programı, yani yeni doğanların izlenmesi programı vardır. Yeni doğan izleme programına alınan hastane ve eyalet sayısı her geçen gün ve ay artmakta. Yeni doğan her bebek bu ölçek nezdinde değerlendiriliyor ve eğer SMA'dan şüpheleniyorsa doktor hızlı bir şekilde o gen testine gönderiliyor ve hızlı bir şekilde teşhisini alıyor. Peki o zaman ne oluyor? Hızlı teşhis alan çocuk çok hızlı bir şekilde ilaç tedavisine başladığında tamamen hayatı kurtuluyor gerçekten. Dolayısıyla bu yeni doğan izleme programına bir an önce başlanmasını rica ediyorum. Üçüncü başlık sürdürülebilirliktir. PMA ile ilgili mükemmeliyetçilik merkezleri hastanelerde kurulmasını öneriyorum. Bu zaten çok önemli hastalığın yönetimiyle ilgili. Ama aynı zamanda ilaç araştırması için SMA ARGE merkezleri kurulmasını öneriyorum. Bu SMA ile
ilgili belki yapılmaz da nadir hastalıklarla ilgili yapılır. Daha geniş bir kapsamda ama yine yapılır. FME hastalığıyla mücadelede fizik tedavinin rolü çok kritiktir. Kendimizden örnek verecek olursak hastalık teşhisini ilk aldığımızda tedavisi yok. Yapabileceğiniz tek şey fizik tedavi. Biz ilk teşhisi aldığımız günden itibaren fizik tedaviye gidiyoruz. Gidemediğimiz zaman kendimizi evde uyguluyoruz. Şu anda devletimizin verdiği hak haftada 2 saat fizik tedavi hakkıdır. Haftada 2 saat bir FME hastası için maalesef çok yetersiz. Bizim hastalarımızın her gün fizik tedaviye gitmesi gerekiyor. Bu anlamda da devletimize çağrıda bulunmak istiyorum. Bu fizik tedavi hakkının haftada 5 saate çıkartılmasını istiyoruz. Çünkü gerçekten hastalarımızın buna ihtiyacı var. Şunu da eklemek istiyorum. Siz istediğiniz tedaviyi verin. İstediğiniz ilaç tedavisini verin. İstediğiniz gen tedavisini verin. Fizik tedavi olmadan o tedavinin verimliliğini almak da %100 mümkün değil. Dolayısıyla bizim fizik tedaviye her zaman ihtiyacımız olacak. Bir an önce bu düzenleme yapılırsa gerçekten hastalarımızın hayat kalitesi de çok olumlu yönde değişecek. Yeğenim Ece Boyacıoğlu'nun ilaç tedavisini bir bağış kampanyasıyla alabildik. O dönemde bu kampanyayı Ece'ye umut olsun şeklinde isimlendirmiştir. Her ne kadar SMA çok zor bir hastalık olsa da aslında gönlümden geçen hani bunu bir hastalıkla anmamak, bir umutla yaymaktı. Dolayısıyla Ece'ye umut ol adını vermiştim. Yeğenim çok şükür ilaç tedavisini çok kısa sürede gereken tutarı toparlayarak bu ilaç tedavisini alabildi. Ve sonrasında ben de hem kampanya hem yeğenimin zorlu bir hastalığı olması hem bu yolda öğrendiklerim. Çünkü aslında ben yeğenime çareler ararken birçok bilgi edindim ama bu süreç bana şunu gösterdi. Türkiye'de bu bilgilere ihtiyacı olan birçok aile var. Dolayısıyla ben bu bilgileri paylaşmalıyım dedim. Ve bu platformun adını kampanya bittikten sonra Ecelere Umut Ol adına dönüştürdüm. Son 3 yıldır aslında kısaca neler yaptım? Hani kendi kendine muhakemesi gibi onu paylaşayım sizinle. Öncelikle bir bağış kampanyası yaptım yeğenime tedaviye getirebilmek için. Bu esnada yaptığım Ece'ye Umut Ol kampanyasında çok fazla farkındalık aktivitesi yaptım. 6 haftalık iletişim sürecinde 20 milyondan fazla kişiye ulaşarak hastalığı anlattık. SMA nedir? Kaç kişiden birinde görülüyor? Nasıl bir hastalık? Çıktığımız her programda biz aslında bunun farkındalığını yarattık. Sonrasında uluslararası boyutta bütün tedavileri, hastalık yönetimini yakından takip ettim. Diğer ülkelerde bu hastalık hangi vizyonla takip ediliyor bunu anlamaya çalıştım. Mayıs'ta kampanyaya başladım ve 2017 Haziran sonunda biz zaten ilacımızı çok şükür aldık. Ben sonrasında bu faaliyetlerimi durdurmak istemedim. Birinci nedeni hem Ece'nin gelişimini diğer ailelere göstermek ve işte bu tedavi uygulandığında nasıl gelişim görülüyor, fizik tedavi düzgün, düzenli uygulandığında nasıl gelişim görülüyor bunları göstermekti amacı. Daha önemli bilmeyen insanlara SMA'yı tanıtmak, farkındalık yaratmaktı. En güncel bilgileri hızlı bir şekilde herkese yaymaktı. Bu amaçla Ecelere Umut Ol platformunda aktivitelerime devam ettim. Kampanyadan sonra ben yurt dışına her çıktığımda hastane ziyaretleriyle geçirdim. Örneğin Almanya'da bir kliniği ziyaret ettim. Almanya SMA konusunda biliyorsunuz ki en iyi ülkelerden bir tanesi. Orada bu çalışmaların başındaki pediatrik nörologla görüştüm ve hatta onunla da bir röportaj yapmıştım o dönemde. Onun haricinde şahsi çabalarım sonucunda yurt dışında birçok toplantıya, seminere katıldım. Bunlardan bir tanesi Avrupa Kas Hastalıkları Derneği, EAMDA'nın toplantısıydı. Hem Ece'nin hikayesini hem Türkiye'de SMA hastalığının güncel durumunu paylaştım. Aynı zamanda Avrupa Nadir Hastalıklar Birliği EURORDIS ile tanıştım. Oradaki belirli süreçlerden geçerek Paradigm projesine SMA hasta temsilcisi olarak kabul edildim. Dolayısıyla orada da birçok süreci Avrupa Birliği bazında yakından takip ediyorum. Yeğenim 2017 yılında ilacı aldı. Ece'ye Umut Ol platformunu bu şekilde kalabilirdi kampanya bittikten sonra. Ama ben Ecelere Umut Ol dedim çünkü diğer hastalara da umut olmaktı amacım gerçekten. Çünkü her hasta eşit şartlara sahip değil. Her hastanın ailesi aynı koşulları sunamıyor olabilir ama o çocuğu yapacak bir şeyi yok. Dolayısıyla biz gücü yeten herkes aslında umut olmaya çalışmalı. Ve Türkiye'de 40 ila 50 kişiden bir tanesi hastalığın taşıyıcısı. Ve maalesef ben de yeğenimden dolayı bu süreçlerden haberdar oldum. Ve kardeşimin ısrarıyla kendim de bu genetik testi yaptım. Ve ben de SMA taşıyıcısı olduğumu öğrendim. Bu demek oluyor ki ben de SMA taşıyıcısı bir insanla birlikte olur ve bir çocuk yaparsam %25 oranında o hasta çocuk dünyaya gelme ihtimali var. Bunlar çok kıymetli bilgiler diye insanların bunları bilmesi gerekiyor. Bu nedenle ben 2018 yılında sağ olsun gönüllü bir ajans bularak bir farkındalık videosu yaptım. 2018 yılı SMA farkındalık ayında, Ağustos ayında bir infografik video yaptım. Bu infografik video aslında Türkiye'de değil, dünyada da türünün ilk örneği. Orada bir çizgi karakter üzerinden iki
dakikada SMA nedir onu anlatmaya çalıştık. Hiç bilmeyen bir insana bir çocuğun dilinden anlattığımız bir video. Ben bu vesileyle bu farkındalık videosunun yapımını üstlenen Ceylan Nazbaycan ve Coşkun Özgül'e de çok çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz sene Amerika'da QSMA konferansına katılarak oradaki güncel gelişmeleri takip ettim. Bu senede Türkiye Kas Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu ve SMA Komisyonu Başkanı olarak farkındalık ayında birçok aktivite yaptık. Aynı zamanda bir seminer düzenledik. Farkındalık videoları çektik. Umuyorum daha da güzel aktiviteler yaparız. 3 yılımı SMA ile ilgili kabaca bu şekilde geçirdim diyebilirim. Geçtiğimiz sene Medilo sisteminde 2000 civarında SMA hastası olduğu söylenmekteydi. Bu oranın şu anda daha fazla olduğunu zaten biliyoruz. Resmi olmayan açıklamalara göre bu rakamın 4000 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Spinraza alan hasta sayısı da 1000 civarında olarak bahsedilmekle birlikte ilacı kesilen hastalardan dolayı aktif ilaç alan 500 civarında hasta bulunmaktadır. Öte yanda SMA konusunda çok yeni bir gelişme FDA'nin onayladığı Risdiplam ilacı. Risdiplam ticari adıyla Evris ilacı. Oral yolla alınan bir ilaç. Dolayısıyla bu da bizim için çok güzel bir gelişme. Çünkü hastalarımıza kullanım kolaylığı sağlayacak. Bizim her hastamız intratekal uygulamaya müsait değil. Her hastamız cerrahi işleme müsait değil. Çünkü bazı hastalarımızda maalesef birkaç kez üst üste ortopedik ameliyat, cerrahi ameliyatlar geçirmek zorunda kalıyorlar. Spinraza uygulamasına uygun olmuyorlar. Dolayısıyla Evris'li ilacı, Roche'un ilacı onlar için çok büyük bir umut teşkil ediyor. Sağ olsun Sağlık Bakanımız yaptığı açıklama onay alan bu ilacımızla da ilgili çalışmalarımız sürüyor dedi. Oral yolla alınan ilacımız da en kısa sürede gelirse en azından mevcut spinraza ilacını alamayan hastalarımız da tedaviye başlar ve onların da bir tedavi şansı olur. Çok güzel olur, adaletli olur açıkçası. Bir diğer önemli husus, Türkiye'de son aylarda ve son günlerde daha da çok artan bağış kampanyaları açılmakta ve bunları SMA hastaları gen tedavisi için açmak. Gen tedavisi ne? Gen tedavisi bundan 1,5 sene önce Amerika'da onaylanan, Mayıs ayında ise EMA tarafından, Avrupa Medikal Ajansı tarafından onaylanan bir tedavidir. Bizim Sağlık Bakanlığımız, SGK yetkililerimiz zaten Avrupa'nın kararlarını baz almaktadır. Bunu Spinraza sürecinde de yaşadık. Spinraza sürecinde ne oldu? Biz ilaç gelsin diye basın toplantıları, protestolar yaparken devletimiz bize dedi ki durun biz Avrupa'nın kararını bekliyoruz dedi. Şimdi Avrupa'nın kararı çıktı gen tedavisinde ve 21 kilogram altındaki bütün hastalar bu gen tedavisini alabilir diyor. Gen tedavisini ne yapıyor? Gen tedavisi bozuk olan SMN genini, mutasyona uğrayan SMN genini biyoteknolojik olarak dış ortamda sentezleyip bir virüs bombası yaratarak bir vektörle vücuda gönderiyor. Aslında bu bir saatlik çok hızlı bir uygulama. Sonrasında hasta bir ay süresince takip ediliyor. Peki ne oluyor? Hastanın vücuduna doğru gen gönderiliyor. Tabii ki hastanın vücudunda bozuk olan gen de kalmaya devam ediyor ama doğru gen gönderildiği için gereken SMN proteini sentezlenmeye başlıyor. 5 sene önce klinik denemelerde bu tedaviyi alan hastalar gösterildi. Haziran ayında Amerika SMA Derneği bir konferans yaptı. Ve 5 sene önce gen tedavisi alan çocuklar bu konferansta gösterildi. Hastaların hepsi tip 1 yani en ağır formdaki hastalardı. En ağır formdaki hastalar başını dahi tutamayan, cihaza bağlı beslenen, cihaza bağlı nefes alan hastalar şu anda 5 sene geçmiş çocuk tekerlekli sandalyede okula gidiyor. Bir aile için hani bu tedavinin gelmemesini kabul edebilir mi? Evet, edemez. O yüzden ne yapıyor? Kendi şart imkanlarını zorlaya zorlaya kampanya yapıyor. Her hastanın iletişim düzeyi, her hastanın eğitim düzeyi eşit olmadığında tedaviye erişme düzeyi de eşit değil. Fakat ben inanıyorum ki Sağlık Bakanlığımız, SGK yetkililerimiz bizlere duyarsız kalmayacaktır. Çünkü şu anda 40 tane hastanın açık kampanyası var. Her bir hasta 2.4 milyon dolar toplamaya çalışıyor. Bunu devletimiz kampanya yapmaya izin vermediği için ne oluyor? Amerika'da bir site üzerinden toplanıyor bu paralar. Peki nasıl oluyor? GoFundMe denen bir platformda toplanıyor. Buraya sağ olsun bizim halkımız gerçekten yani bizim halkımız çok empati yapan gerçekten hani o yüce gönüllü halk dediğimiz çok doğru. Yani başkasının meramını derdini anlıyor bizim halk. İnsanlar para gönderiyor. O paralar Amerika'ya gidiyor. Bu hastalar, bu paralar toplamışsa onlar da Amerika'ya gidecek. Peki bu pandemi döneminde o hastalar Amerika'ya hangi riskleri alarak gidecekler? O paralar niye Amerika'ya gitsin? Biz kendi hastalarımızda burada bu tedaviyi sağlayamıyor muyuz? Çok üzücü gerçekten her boyutuyla. Şu anda bu tedaviyi alabiliyoruz.
olabilen Nil bebek var. Çok da mutluyuz o, bu tedaviyi aldığı için. Bu tedaviyi alan ilk Türk hasta Nil ve ailesi şu anda Amerika'da. Bildiğim kadarıyla bir iki ay daha kalacaklar. Kontroller de bittikten sonra Türkiye'ye dönecekler. Onlarla da yakın temastayızlar. Şu anda Nil ilacını aldı. Enerjisini toplamaya başladı. Fizik tedavi hareketlerini yapmaya başladı. Yani bu gerçekten mucize gibi bir şey. Nil'in ihtiyacı olan doğru gen vücudunda var artık. Bu hakkın biz bütün hastalara verilmesini ve bizim devletimiz zaten Avrupa'nın kararlarını baz alıyorken Avrupa'nın onayladığı şekilde verilmesini rica ediyoruz. 21 kilogram altında bütün hastalara verilmesini arz ve talep ediyoruz. Çünkü bu gerçekten çok umut verici bir gelişme. Bir tedaviyi almak değil, bir tedaviden vazgeçmek değil. Burada da aslında yanlış algılar oluyor. Yurt dışında gen tedavisi alan hastaların birçoğu ilaç tedavisine de devam ediyor hali hazırda. Biz istiyoruz ki yurt dışında hangi tedavi varsa hastalarımıza çok hızlı bir şekilde gelsin. Sağlık Bakanlığımız zaten, SGK yetkililerimiz zaten bu gen tedavisinden haberdar. Bunu biliyor. İlaç firmasının iki kere teklif verdiğini biliyoruz. Bireysel olarak satın alma teklifinin çok altında bir fiyat verdiğini de biliyoruz. O yüzden Sağlık Bakanlığımızdan ve SGK yetkililerimizden gereken adımları atmalarını rica ediyoruz. Çünkü gerçekten insan hayatı, yani bunun telafisi yok. Çok güzel bir şey yaptılar. Spinraza ilacını getirdiler. Umarız gen tedavisini de, risk diplomu da hepsini hızlı bir şekilde getirirler. Hatta bir tık ileride gidecek olursak şunu da bahsetmek isterim. Yurt dışında olan klinik denemelerin hepsinin Türkiye'ye de gelmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü böyle bu şekilde ne oluyor? İşte Amerikan kurumunun kararını bekliyoruz. Ondan sonra diyoruz ki o yetmiyor. Biz EMA'yı baz alıyoruz. EMA'yı bekleyelim hadi diyoruz. Ama biz Spinraza sürecinde olduğu gibi kendi denemelerimizi kendimiz yaparsak, bu düşünersen aktif maddeli ilaç sürecinde erken erişim kapsamında hastalar bu ilacı almaya başlamıştı. Ve aynı şekilde gen tedavisinde, aynı şekilde risdiplamda da ve hatta bir adım ileri gidelim. Şu anda çok umut veren bir ilaç daha var. İlaç denemesi daha var. Topaz denemesi. Bunda daha farklı bir yöntem üzerinden gidiliyor. Bu da kas tonusunu artıran bir tedavi olacak. Ve TMA'nın kurtuluşu da kombinasyon tedaviler üzerinden gelecek. Yani sadece Spinraza al, sadece gen tedavisi al değil. Evet biz geni düzeltelim ama aynı zamanda kaslarımızı da, kas kitlemizi de koruyalım. Kas kitlemizi de gereken optimum düzeyde tutalım. Bunlar önemli. Topaz'ın yaptığı şey de tam olarak bu. Dolayısıyla umarım yurt dışında diyorum ya hangi tedaviler varsa, onaylı tedaviler varsa hastalarımız da bir an önce gelsin. Benim gönlümden geçen inşallah daha deneme aşamasında gelsin bunlar ki hem hastalarımız hem yetkililerimiz görsün bu ilaçların etkilerini. Ondan sonra çok hızlı bir şekilde ülkemize gelsin. Türkiye Kas Hastalıkları Derneği 1978 yılında Profesör Doktor Coşkun Özdemir tarafından kurulmuş bir dernek. Bu alanda çok fazla katkıları olan, halen de aktif olarak destek veren bir hekim Coşkun Hocamız. 42 yıllık süreçte birçok aktiviteler yapmış, eğitim toplantıları, kas hastalarının hayat kalitesini iyileştirmek üzere birçok projeye imza atmış bir dernek. Ben de burada SMA Komisyon Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer alıyorum. Yüzlerce kas hastalığı çeşidi vardır. SMA sadece bunlardan bir tanesi. Türkiye Kas Hastalıkları Derneği'nin vizyonu da çok güzel aslında. Kas hastalarının sağlıklı bireylerle aynı koşullarda, aynı haklarda yaşayabileceği Türkiye vizyonuyla çalışan bir dernek. Umuyorum bu hayalimize yakın gelecekte ulaşabiliriz. Kas Hastalıkları Derneği'nin uluslararası birçok kuruluşla bağlantısı var. EAM'da Avrupa Kas Hastalıkları Birliği. Onun haricinde birçok üniversiteyle işbirliği bulunuyor. Koç Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi birçok üniversiteyle işbirlikleri bulunuyor. Aynı zamanda DMD, FMA, PSHD gibi farklı komisyonlar altında çalışmalar sürdürüyoruz.